Sıraoğlu ekipleri için tehdit istihbaratı. Ben webinarımda aslında şöyle işliyor. Genel olarak bu şekilde bir tarz belirliyorum. Önce fraud'dan bahsedeceğim biraz. Daha sonra fraud ve şu anki günümüzde fraud ekiplerinin işine yarayacak ve bu konu hakkında temel bir görüş elde edebileceğimiz istatistikler sunacağım. Daha sonra sunumun son kısmında ise hem dark web'ten hem de bizim bazı tespit ettiğimiz dark case'ler üzerinden size örnekler verip bunları işte tehdit istihbaratını bu noktada nasıl değerlendirebiliriz, hangi konularda yardımcı oluyor şeklinde ilerleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle hemen şöyle bir fraud nedir diyerek başlayalım. Hukuka göre fraud dolandırıcılık, haksız veya kanunsuz kazanç sağlamak veya mağduru yasal bir haktan mahrum etmek için kasıtlı aldatma diyoruz. Türk Ceza Kanunu zaten 157. maddesine göre de hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp onun veya başkasının zararını olarak kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan bir kişi dolandırıcı anlamına geliyor ve bu suça da dolandırıcılık adını veriyoruz. Dolayısıyla kısaca Türkçe'ye fraud aslında dolandırma, dolandırıcılık olarak geçmiş. Bizdeki tanımı da bu şekilde. Hemen birkaç istatistikle başlayalım. 2018'de World Economic Forum, Dünya Ekonomik Forumu'nda dolandırıcılık ve mali suçların şu anda neredeyse 1 trilyon dolarlık bir endüstri olduğunu belirttiler. Şirketlerin 2017'de yalnızca kara para aklamayla mücadele için yaptıkları kontrollerine yaklaşık 8,2 milyar dolar harcadıklarını söylediler bu raporda. Sunumun içerisinde bu istatistiklerimin kaynaklarını aşağıda görebilirsiniz. Daha sonra yine sizinle paylaşıyor olacağız zaten. Yani buradaki bu konuyla alakalı sadece 2017'de ve şu an daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Yani kara para aklamayla ilgili yapılan tüm harcamaları, yani şirketlerin kendi aldığı önlemler ve genel regülasyonlarla ilgili bütün bu masraflar şu anda 8 milyar doların üzerinde. Öyle düşünebiliriz. Özellikle e-ticaret dolandırıcılığının 2023 yılına kadar %14 oranında artacağı ve perakendecilere 130 milyar dolara mal olabileceği tahmin ediliyor zaten şu anda. Sanıyorum ki bu rakam beklenenden çok daha yüksek olacak. Çünkü geçen sene itibariyle gördüğümüz kadarıyla Covid pandemisi de insanların daha çok e-ticaret ve online alışveriş üzerine biraz daha fazla harcama yaptıklarını gösterdi. Dolayısıyla beklenenden biraz daha fazla hızlı gerçekleşti bu istatistikler. Yine payment fraud dediğimiz ödeme dolandırıcılığının artmaya devam etmesi bekleniyor ve yaklaşık işte 2027'ye kadar 40 milyar dolara mal olması bekleniyor. Yani 40 milyar dolar kadar bir masraf oluşturacak ve bu sadece bu sene içinden yani 5 yıl içerisinde 5-6 yıl içerisinde %25 daha yüksek bir oran bekleniyor. Şimdi elde ettiğim birkaç böyle güzel istatistik var payment fraud ile ilgili. Merchant Savvy adında bir organizasyonun yaptığı bir anket var. Firmaların katıldığı, özellikle e-ticaret alanında çalışan firmaların. Bu ankete katılan şirketlerin %42'si, hemen hemen yarısı, son 2 yılda birçok konuda dolandırıcılık yaşadıklarını belirtmişler. Yani bu tarz case'ler rapor edilmiş. Aynı zamanda bu rapor edilen dolandırıcılıkların fraud case'lerin %40'ı hemen hemen dış failler tarafından işleniyor. Aynı zamanda burada yazmadığım fakat yine benzer bir oran iç failler sebebiyle de olduğu biliniyor. E-ticaret dolandırıcı türleri içerisinde de en çok endişe yaratan en fazla işte kimlik hırsızlığı, kimlik avı ve hesap hırsızlığı olarak sıralanıyor şu anda. Bunun dışında müşterilerden ve e-ticaret satıcılarından hesap çalmaya yönelik, yani hesap ele geçirme sahtekarlığı girişimleri, biz buna account takeover diyoruz. 2019'un ikinci çeyreği ile 2020'nin ikinci çeyreği arasında %300 artmış. Bu aslında bu istatistik aslında daha önce de söylediğim Covid pandemisi ile ilgili bir istatistik. Yani son 1 yılda insanların online alışverişe ve tüm bu hesapları, alışverişlerini online platformlar üzerinden yapması sebebiyle, biraz da artması sebebiyle çok hızlı bir şekilde bir artış oldu. Dolayısıyla burada beklenen grafikler, yani beklenen istatistikler biraz daha hızlı gerçekleşmiş oldu. Şimdi payment fraud'dan bahsederken biraz daha detaya girmek isterim. Burada belli kategoriler var. İşte bunlardan bir tanesi en fazla case'in yaşandığı kredi kartları. Daha sonra debit kartlar geliyor. Yine aynı şekilde payment application'lar var veya hizmetler var. Burada listenin geri kalanını görebilirsiniz. Yani burada beni bu grafikte şaşırtan
Cryptocurrency'nin şu anda bu listede biraz daha aşağıda kalıyor olması. Çünkü günümüzde artık kripto paralarda çok fazla aktif olarak kullanılıyor. Tahminimce bu da buradaki yapılan dolandırıcı case'leri de hemen hemen belki işte kredi kartı seviyesine ulaşacağını ilerideki günlerde düşünüyoruz. Dolayısıyla bizim için yine önemli olanlardan bir tanesi. Kredi kartı ve kimlik hırsızlığından bahsederken yine elde ettiğim birkaç istatistik var. Federal Ticaret Komisyonu'nun 2020 yılında 4,7 milyon ihlalin olduğu ve 2019 yılından yaklaşık 1,5 milyon daha fazla artış olduğunu belirtti. Ve aynı komisyonda hazırlanan bir diğer raporda 2020'de tüm ödeme yöntemleri arasında en yaygın dolandırıcılık bildirim kaynağının kredi kartları olduğunu çıkarttı. Yani aslında şuradaki grafikle eşleşiyor diyebiliriz. Burada ilginç bir istatistik. En fazla kredi kartı dolandırıcılığı vakası 30 ve 39 yaş arasındaki kişiler tarafından rapor ediliyor. En az 80 yaş ve üzeri kişiler tarafından rapor ediliyor. Çünkü zaten 80 yaş ve üzeri oldukça az bu şekilde kredi kartı kullanımı var diye düşünüyorum. Bu sebepten dolayı böyle bir istatistik çıkmış olabilir. Fakat 30-39 yaş arası yani bu yaş aralığında kişilerin en fazla bu kimlik hırsızlığı vakalarının hedef olduğunu söyleyebiliriz. Yine aynı şekilde Amerika'daki küçük işletmeler, orta işletmeler ve büyük işletmeler için oluşturulan bir istatistik var. Bu istatistiğe baktığımızda yine bu ödeme yöntemi hırsızlıklarında, fraud case'lerinde, küçük işletmelerde card not present ve kimlik hırsızlığı case'lerinin en fazla olduğunu görüyoruz. Daha sonra işte çalıntı kart, ondan sonra sahte kart veya sahte ya değiştirilmiş kart istatistiklerini görebiliyoruz. Bu küçük işletmelerden kastım tüccar olarak düşünürseniz daha böyle küçük işletme yani daha küçük satış yapan orta işletmelerden kastım daha büyük marketler ve büyük işletmeler ise daha büyük işte büyük ticaret firmaları gibi düşünebilirsiniz. İstatistiklere baktığımızda aslında hemen hemen aynı şeyi görüyoruz. Yani büyük küçük fark etmiyor. En fazla ödeme yöntemi fraud case'lerinin olduğu durum card not present ve kimlik hırsızlığı. Ya bunu takip eden çalıntı kart yine aynı şekilde sahte kart da bu şey oranında yüksek. Burada hani card not present ilgili konuşacağım ama çalıntı ve sahte kartlarla ilgili de konuşmak istiyorum. Çalıntı kartlarla ilgili sunumumun devamında yine örnekler veriyor olacağım. Buradaki doğrudan fiziksel yani buradaki çalıntı karttan kastımız online bir hırsızlık değil. Bizzat fiziksel kartların çalınması. Sahte kart ise bu kartların bir şekilde sizin kartınızın bilgilerinin kopyalanıp tekrar başka bir boş karta yapıştırılmasıyla yani o şekilde bir kopyalama işlemiyle tekrar sahte bir kart oluşturulması. Yine aynı şekilde sahte veya değiştirilmiş kart da aynı kategoriye giriyor. Şimdi isterseniz bu card not present ve şu an bizim en çok karşılaştığımız kimlik hırsızlığı case'lerinden bahsedelim biraz. Card not present aslında bizim CNP olarak kısaltılıyor. Kartsız dolandırıcılık anlamına geliyor. Online işlemler, telefon veya posta yolu yapılan bir dolandırıcı kategorisi. Başka bir deyişle bir kartın bir satıcıya görsel kontrol için sunulmadığı durumlar. Tipik olarak bir CNP dolandırıcılığı bir karttaki bilgiler çalındıktan sonra isim, kart numarası ve arkadaki 3 haneli kart güvenlik kodunun Deep Web'de, Dark Web'de satışa sunulması ve başka bir tehdit aktörünün o kartı elde edip bunu herhangi bir online işte işlemde, telefon aracılığıyla vesaire kullanması. Yani bizim de en çok karşılaştığımız ve hemen hemen bildiğimiz dolandırıcılık tipi bu. Bunun özel bu şekilde bir ismi var. Şimdi olabildiğince istatistiklerden bahsettim ve temel olarak bahsetmek istediğim şeyler bunlardı. Şimdi tehdit istihbaratından ve fraud ekipleri bizim yaptığımız bu tehdit istihbaratından nasıl faydalanabilir? Bundan bahsedeceğim. Şimdi tehdit istihbaratını önce bir tanımlamak istiyorum. Kişi veya kurumlara herhangi bir seviyede zarar verebilecek tehditler ve aktörler hakkında toplanan, işlenen ve özellikle analiz edilen verilerdir. Bu veriler tehdit aktörlerinin niyetlerini, motivasyonlarını ve metotlarını anlamamızı sağlıyor. Bunu önümüzdeki ilerideki sunumlarında çok güzel bu şekilde neden bu şekilde tanımlandığını aktaracağım. Deep ve Dark Web Monitoring nedir dersek, Deep ve Dark Web Monitoring, bu alanlarda, bu platformlarda paylaşılan her türlü veriyi düzenli olarak takip eden bir hizmet, tehdit aktörlerinin her türlü aktivitesini takip eder ve 3 tane önemli amaçtan faydalanır.
Nedir bu üç önemli amaç? Bir tanesi hedefli saldırılar için önceden bilgi edinebilme. Şimdi Deep Web ve Dark Web'de birçok platform var. Bu platformlarda özellikle bir noktada takip edemeyeceğiniz kadar fazla olduğunu görüyorsunuz. Yani sürekli yeni bir aktörler geliyor, sürekli yeni metotlar, sürekli yeni yöntemler. Bu hizmet otomatik bir şekilde otomasyona bağlayarak buradaki veriyi hızlı bir şekilde işleyip bilgilendirme amacıyla sizinle paylaşıyor. Kurumunuzla, firmanızla ilgili paylaşıyor. Ve asıl amacımız bizi hedefleyen biri var mı? Veya bizi hedefleyebilecek bir aktör var mı? Bu aktörler bizi hedefliyorsa motivasyonları nedir? Ne yapmak için bizi hedefliyorlar? Gibi soruların cevaplarını arıyoruz. Bunun da yanı sıra yeni hacking araçları ve exploitler keşfetme. Yine aynı şekilde Dark ve Deep Web'de bu tarz hacking araçlarının paylaşıldığı forumlar, platformlar var. Bunların özel satış kanalları var, özel VIP ekipleri var. Yani bir tehdit aktörü bu konuda sadece bu bir de ekstra bir gelir kaynağı onlar için. Yani yeni bir araç geliştirip bunu sadece kendileri bile hiç kullanmadan sadece tek bir kişiye, birkaç kişiye, bir gruba satış yapabiliyorlar. Dolayısıyla buraları takip ettiğinizde, buradaki önemli yerlere ulaşabildiğinizde bu konular hakkında bilgi edinmiş oluyorsunuz ve yine firmanız için sizi de hedefleyebilecek bir şey varsa önceden bu konuda bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. En azından stratejinizi ona göre belirlemiş oluyorsunuz. Bunun yanı sıra tehdit aktörleri hakkında bilgi edinmek. Bu da yine eğer başka bir firmayı sizinle aynı sektörde çalışan olabilir, aynı işi yaptığınız olabilir, aynı benzeri bir firma olabilir. Daha önce onları hedefleyen bir aktör varsa veya daha önce onları hedefleyen bir grup varsa bunlarla ilgili elde edilen bilgileri, buradaki yapılan saldırıdan öğrenilen verileri paylaştığımız bir amaç. Bu hizmeti yaparken çoğunlukla akla hack forumları ve black marketler geliyor. Aslında size burada göstermek istediğim şey, birkaç sunumda da yine aynı şekilde devam edeceğim bu şekilde. Sol tarafta ilgili paylaşımın, benzeri paylaşımın forum halini göreceksiniz. Sağ tarafta ise bizim Telegram, ICQ, IRC gibi yine böyle ikili ilişkilere kadar düşebilen ve tehdit aktörlerinin sadece birebir konuştukları veya bir grup oluşturdukları alanlar var. Artık hani sadece bu forumlar değil ve aslında bu forumları takip etmek de tek başına yeterli olmuyor. Çünkü sadece bazen ikili ilişkiler sayesinde öğrenebileceğiniz veriler var. Bunların birer örneklerini paylaşacağım. Sol tarafta bir zafiyet satışını görüyorsunuz. Hemen sağ tarafta da yine benzeri bir şekilde bu kanallarda, bahsettiğim platformlarda, online chat kanallarında paylaşılan verileri görüyorsunuz. Yine aynı şekilde burada sol tarafta web sayfası üzerinde bir kredi kartı paylaşımını görüyorsunuz. Sağ tarafta Telegram üzerinde paylaşılan kredi kartlarını görüyorsunuz. Bu da yine aynı şekilde sol tarafta bizim config dediğimiz credential stuffing saldırıları için oluşturulan veya işte kimlik hırsızlığı olarak da genel kategoriye alabiliriz. Yapılan paylaşımların sol tarafta forum halini, sağ tarafta Telegram halini görebilirsiniz. Yani kısaca bu taraftaki hizmette sadece bu forumların ve Deep ve Dark Web tanımlarıyla yaptığımız bu alanların takip edilmesi değil, hemen hemen tehdit aktörlerinin kullandığı bütün platformların takip edilmesi ve takip edilmesi anlamına geliyor. Bu hizmeti daha geniş bir kapsamda düşünebiliriz. Şimdi benim özellikle böyle fraud tarafında bizim bu Dark Web ve Deep Web'de taradığımız veya bu online kanallardan elde ettiğimiz bazı örnek vakalar var. Onlardan bahsedeceğim. Özellikle fraud ekiplerinin dikkatini çekeceğini düşünüyorum. Çünkü böyle özellikle kredi kartı hırsızlığında vesaire örnek paylaşıyoruz ama ilgili kişilerle, yani bizim bu Dark Web monitoring hizmetiyle ilgili zaten bankalar ve e-ticaret müşterilerimizle burada tespit ettiğimiz verileri paylaşıyoruz. Fakat bazen tehdit aktörleri fraud için özel yöntemler paylaşıyorlar. Yani bunu nasıl yaptıklarını, nasıl yapabileceklerini ve diğer arkadaşlarıyla paylaşıyorlar veya para karşılığında satıyorlar. Özellikle o case'lerde ders alınacak şeyler olduğunu düşünüyoruz. Ve kurumların fraud ekiplerinin bu case'leri takip ederek önceden daha fazla mağduriyete izin vermeden bunların önlerine geçmesini düşünüyoruz. Yani aynı hizmet içerisinde bu alandan fraud ekiplerinin de faydalanabileceğini düşünüyoruz. Kimlik hırsızlığından bahsetmiştim. Bu kimlik hırsızlığı case'leri forumlarda ve diğer birçok yerde bulabileceğiniz en çok bulabileceğiniz örneklerden bir tanesi.
Bunlar bu kimlik hırsızlığı vakalarına biz veri tabanı hırsızlıklarından da oldukça rastlıyoruz. Yani siz bir kullanıcı olarak herhangi bir yere üye oluyorsunuz. Kendi parolanızı kullanıyorsunuz, cep telefonunuzu kullanıyorsunuz. Fakat oradaki yaşanacak olan bir veri ihlali sizin parolanızın, kullanıcı adınızın ve diğer kişisel verilerinizin sızmasına sebep oluyor. Tabii ki tehdit aktörleri bu boşluğu görüyorlar ve buradan elde ettikleri verileri diğer e-ticaret veya işte kullanılan bütün hizmetlerde deniyorlar. Biz bunlara credential stuffing saldırısı diyoruz. Bu tarz parolanın bulunması veya kişisel verilerin bulunması bu kimlik hırsızlığı vakalarında en çok gördüğümüz durum. Yine aynı şekilde sadece belli bir spesifik bir ürüne karşı veya belli spesifik bir hizmete karşı da yapılan kimlik hırsızlığı saldırıları var. Bunlardan işte forumlarda ya da toplu bir şekilde satıldıklarını görüyoruz. Bunların forumlarda sadece kişisel olarak paylaşıldığını yani bireysel olarak paylaşıldığını da görüyoruz. Veya toplu bir şekilde birçok firmaya ait şekilde birleştirilip kullanıcı adı parola veya kişisel verilerin de dahil olduğu combo listeler şeklinde görebiliyoruz. Bu hesaplar aktifse ve eğer bu şeylerin hizmetlerinde kullanılıyorsa, e-ticaret hizmetlerinde veya diğer online hizmetlerde kullanılıyorsa, tehdit aktörleri bu hesaplara giriş yapıp eğer tanımlıysa, yapabiliyorsalar sipariş geçebiliyorlar veya oradaki hesap bilgilerini çalıp başka bir şekilde değerlendiriyorlar gibi düşünebilirsiniz. En çok gördüğümüz kimlik hırsızlığı vakaları bunlar. Bunlar da birer örnekleri. Yine aynı şekilde bakın mesela buradaki olay ilgili firmanın hesaplı biz bunlara bakiyeli hesap diyorlar. Yani kullanabilir içeride yüklenmiş belli bir miktar bakiye var. Bunu değerlendiriyorlar bu hesapları çaldıktan sonra. Bu tarz paylaşımlar var. Bunların bazıları da parayla satılıyor ve diğer normal test edilmemiş, check edilmemiş hesaplardan daha pahalı oluyorlar. Yine aynı şekilde sadece şeye gerek de yok. İlla hesabı da paylaştırmalarına gerek yok. Hesapla ilgili veya o şirketin yöneticilerine, C-Class çalışanlarına veya işte sadece belli bir kesime hesap hedefleyen isim, soy isim, kişisel veri gibi şeyleri de satıyorlar. Bunları da yine sosyal mühendislik saldırılarında ve oltalama saldırılarında kullanabiliyorlar. Asıl amaç buradaki verileri kullanarak o yöneticinin hesabını ele geçirmek ve oradan yapabilecekleri kadar ilerleyebilmek. Bunun dışında kredi kartı hırsızlığı yine aynı şekilde forumlarda bolca var. Burada dediğim gibi biz bu hizmet kapsamı içerisinde zaten elde ettiğimiz kredi kartlarını ve diğer verileri tespit ettiğimiz firmalara gönderiyoruz. Özellikle bankalara ve e-ticaret müşterilerimiz için de kredi kartlarını bulduğumuz gibi gönderiyoruz. Bunun yanı sıra fraud ekiplerini ilgilendiren tehdit aktörlerinin ilgili firmadan özel bir yöntemle cardable dedikleri yani internetten card not present olarak işte dark web'ten sağdan soldan çaldıkları kredi kartlarını değerlendirip sipariş geçmeleri ve bunları yaptıkları yöntemler çok önemli. Çünkü siz bu yöntemleri gördüğünüzde nasıl çalıştığını anladığınızda buna önlem de oluşturabiliyorsunuz. Yani bir case'in kendisi var, bir de diğer aktörlerin kullanacağı şekilde ortaya çıkartmak var. Bunlarla ilgili örnekler paylaşacağım. Burada mesela bir firma görürüz, e-ticaret firması. Arkadaş burada tehdit aktörü diyor ki ben diyor buradan bir sipariş geçtim ve kargolattım. Daha sonra yine biz bu arkadaşı takip ediyorduk. Bakın şöyle bir şey geçmiş başından. İlgili firma muhtemelen bu durumu fark etti veya bu kredi kartını kullandığı kredi kartını bir şekilde çalıntı olduğu anlaşıldı. Yani ödeme sistemi de bunu fark etmiş olabilir. İlgili firma da bahsetmiş olabilir. Diyor ki ben tam kargoyu verdim. Tam alacağım. Kendi cep telefonumu kullandım ve 2 yıldır da bu işi yapıyorum. Hatta şu 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 sebepten dolayı bu işe girdim şeklinde açıklamaları var. Kargoyu alırken oradaki kurye arkadaş demiş ki bu hesap bir ihbar geldi ve çalıntı krediyle kartıyla yapılmış bir ödeme. Dolayısıyla eğer siz bu ürünü alırsanız benim polis çağırmam gerekecek ve prosedür gereği siz bunu bu şekilde alamazsınız diyor. Ve arkadaş dolayısıyla bu ürünü almıyor ve bundan çok korktuğunu ve artık bu işleri bıraktığını belirtiyor. Bu olay doğru olabilir, doğru olmayabilir. Yani tehdit aktörlerinde biz şunu görüyoruz. Bugün işte ben bu hesabı kullanmıyorum artık. Yani bu arkadaşlar için reputation çok önemli. Genellikle eğer bir nickname
veya bir hesap kullanıyorsalar o hesabı kolay kolay veya o nickname'i kolay kolay bırakmıyorlar. Çünkü onlar için bu bir gövde gösterisi gibi oluyor. Dolayısıyla bu güzel ve ilginç bir case olarak buraya eklemiştim kredi kartı hırsızlığı ile ilgili. Bu tarz durumlar yaşanabiliyor. Yani önceden tespit ettiğinizde, bu tarz paylaşımlar tespit ettiğinizde ilgili firma bu konuda aksiyon alabiliyor. Ve dolayısıyla burada bir yakalanma şeyleri olabiliyor. En çok korktukları şeyler de bu şekilde yakalanmak. İkincisi tabii ki buna ekstra aldıkları önlemler var. Onlardan da bahsedeceğim. Yani burada yakalanmamak için de kullandıkları yöntemler var. Bakın da oradan yine bu da forumda paylaşılmış bir çalıntı kredi kartı verileri. Yine aynı şekilde bu da Türk forumlarında, Türk tehdit aktörlerinin takıldığı forumlarda elde ettiğimiz kredi kartları. Yine aynı şekilde bunları özellikle bazılarını kontrol edip veya daha önce alışveriş yaptıkları, şuradaki paylaşım gibi mesela burada bir ödemenin başarılı olduğunu vesaire söylüyor. Bunları tabii farklı ücretlerden vesaire paylaşabiliyorlar. Veya işte yurt dışı kredi kartlarını kullanıyorsalar onların bazıları her ülkede kullanılamıyor. O şekilde düşünebilirsiniz. Bunların da farklı farklı türleri var paylaşımların. Yine aynı şekilde bu tarz paylaşımlar olduğunu örnek olarak göstermek amacıyla ekledim. Bakın burada mesela hepsinin birer ödeme başarılı olduğunu söylüyor. Bunları kontrol edebildikleri ek hizmetler var. Yani aslında onlar kredi kartı checking diyorlar. Yani ufak çok çok ufak bir miktarda yurt dışı postlarından, yurt dışı firmalarından veya yani yerel de olabilir bu. Ufak miktarlarda çekim yaparak kartın ödeme yapıp yapmadığını check ediyorlar. O da bir yöntem. Veya bunun dışında sadece kredi kartları değil, fiziksel kart paylaşımları da oluyor. Bakın mesela buradaki case fraud ekiplerini doğrudan ilgilendiren bir iş. Aslında bunun yapıldığını çok net bir şekilde görüyoruz forumlarda. Yani çalıntı kredi kartlarından veya işte bu arkadaşların özel olarak çalıştıkları insanlardan ellerinde post cihazları olduğunu ve fiziksel olarak çekim yapabileceğini söylüyorlar. Klon kart da aynı şekilde veya dolum kart şeklinde söylüyorlar bunları. Parayı çekip nakit olarak bu arkadaşlara iletiyorlar. Arada da belli bir komisyon yapıyorlar. Aynı zamanda cihazların yurt dışında da açık olduğunu söylüyorlar. Yani aslında bu doğrudan illegal olarak yani sadece bir kredi kartı çalınması değil, doğrudan olarak resmi olarak başvurulmuş bir şekilde yolu bulunup resmi olarak o cihazın bankalardan elde edildiği ve diğer tehdit aktörlerinin hizmetine sunulduğu bir case bu durum. Bununla ilgili farklı bir örnek de yine veriyor olacağım. Bu da aynı şekilde bir diğer fiziksel kart paylaşımı. Bunları oldukça fazla görüyoruz. Yani fiziksel olarak çalınmış kartların şeylerini görebiliyoruz. İsterseniz buradaki özel kanallarda bu arkadaşlarla, tehdit aktörleriyle iletişim kurduğunuzda bu kartların bilgilerini de elde edebiliyorsunuz. Yine bu şekilde fraud ekiplerine iletip bu kartların iptal edilmesini de sağlayabiliyoruz. Bakın yine bu da ilginç bir tespit ettiğimiz konulardan bir tanesi. Fraud ekiplerinde daha önce banlanmış bir telefon numarasıyla yani engellenmiş bir telefon numarasıyla arkadaş buradaki satıcıyı nasıl sosyal mühendislikle nasıl kandırabileceğinden bahsediyor. Bunu bir metot olarak paylaşıyor ve diğer tehdit aktörlerinin kullanımına sunuyor. Diyor ki eğer siz böyle bir durum yaşıyorsanız telefon numaranızın sonunu 33 değil 44 olacaktı şeklinde değiştirin. Yani bir ufak bir değişiklik yapın ve yanlış yaptığınızı söyleyin gibi bir şey mesaj iletiyorlar ve satıcı diyor ki bunu anlayışla karşılıyor. Tamam diyor, sen diyor muhtemelen burada yanlış bir giriş yaptın. Dolayısıyla kargoyu gönderiyor. Bu tarz durumlar aslında hani satıcıların fark etmediği de iyi niyetinin suistimal edildiği durumlar. Fakat gördüğünüz gibi bu forumlarda bunlar yöntem olarak paylaşılıyor. Yine aynı şekilde bir diğer fraud ekibi ilgilendiren bir örnek. Banka hesabı açma ile ilgili bir yöntem. Burada yine gerekli işte hesaplar için işte kimliğin resmi vesaire gibi durumlar var. O ihtiyaçları söylüyor. Özellikle bakın dikkatinizi çekmek isterim. Açık hat olursa bu çok daha iyi olur. Yani işte isminizde olmasın veya herhangi bir GSM sizinle bir bağlantısı kuramayacakları şekilde kullanın diyorlar. Ve aynı şekilde kimlikteki isim soy isime benzer bir mail adresi. Yani burada yapmaya çalıştıkları şey internetten veya herhangi bir yerden elde ettikleri bir kimlikle sahte bir hesap açmak ve daha sonra bu hesabı farklı amaçlarla kullanmak. Özellikle şuradaki bahsetmek istediğim bir konu var. Bakın, fraud ekiplerinin için. Kimlik kartının işte resminin ön ve arkalı selfie şeklinde olması gerekiyor diyor. Fakat diyor
Burada diyor mesela biz Paint ile kimliğin üstüne normal fotoğraf eklediğimizde bile onaylandığını söylüyor. Yani bunu denemişler ve bu şekilde bir onay almışlar. İşte şimdi bizim burada tam olarak belirttiğimiz şey fraud ekiplerine bu paylaşımla ilgili şunu iletebiliyoruz. Diyoruz ki bakın sizin sisteminizde böyle bir şey var ama tehdit aktörü bunu bir şekilde geçebiliyor. Dolayısıyla sizin burada ekstra bir kontrol yapmanız lazım gibi bir yorum yapabiliyoruz. Ve aynı şekilde buradaki sistemin yani işlenen çalışmanın zafiyetlerini bu şekilde belirtebiliyorlar. Diyelim ki fraud tarafında bazı önlemler alınmış. Yani bu dolandırıcılıkların gerçekleşmemesi için bazı önlemler alınmış. Bunları bazen dışarıdan deneyerek buluyorlar ve veya bazen içerideki herhangi birisi de bunu iletebiliyor. Yani bakın bununla ilgili de örnek göstereceğim. Bu durumda buradaki paylaşımları takip etmek fraud ekiplerine bizzat doğrudan feedback gibi oluyor. O şekilde düşünebilirsiniz. Yine aynı şekilde bu da bir diğer metot. Burada mesela bakın gerekli olan şey gerçek bir bankaya ait. Kredi kartı, papara vesaire gibi bir şey kullanacaksınız diyor. Bunları kullanmayacaksınız diyor. Farklı kartlar var. Temiz adres, numara, SMS ve adres kısmı için ve bir tane hesap diyor. Bu hesap oluşturduktan sonra toplam 100 TL üstü olacak kadar 5 farklı alışveriş yapmanız gerekiyor. Belki de dediğim gibi şu anda bu bahsedilen yöntem fraud ekiplerinin bu tarz dolandırıcılıkları engellemek için oluşturduğu bir yöntem. Bakın bak gördüğünüz gibi bunu nasıl aşıyorlar hemen birlikte inceleyelim. 100 TL olacak kadar 5 farklı alışveriş yapmanız gerekiyor. Bunu dilerseniz e-pin olarak hızlıca halledebilirsiniz. Özellikle 3D Secure kullanın diyor. Elinizde artık kendinize ait onaylı bir hesap var. Ardından kredi kartıyla 300 TL'den başlayarak tek çekim, taksitli tek çekim diyerek 3 adet sipariş oluşturuyorsunuz. Ve artık adresimiz fraud'dan çıkmış oluyor ve onaylanmış oluyor. Yani diyor ki bu şeyi inceleyenler artık bunun bir müşteri, çok normal bir şekilde sipariş geçen bir müşteri olarak işaretlendiğini söylüyor. Bu saatten sonra elektronik dışında 1000 TL'ye kadar sipariş geçebiliyorsunuz ve tesliminizi alıyorsunuz diyor. Teslim aldıktan sonra sepete AirPods ekleyip bir gün bekletiyorsunuz ve ardından tek çekim olarak tekli geçiyorsunuz. Sipariş kısa sürede hazırlanıyorsa düşecektir. Ardından bir süre sonra bu işlemi devam ettirin. AirPods, AirPods Pro veya iPhone gibi büyük ücretlere satabilecekleri ürünlere yöneliyorlar. Bazı sitelerde altın alımına yöneliyorlar. Yani aslında mantık aynı. Ne kadar küçük şeyle o kadar büyük gelir elde etmeye çalışıyorlar. Bakın burada mesela 7-8 telefon 15-20 AirPod aldığını söylüyor. Ve aslında burada bir noktada gövde gösterisi yapıyor. Yani bu tekniği bir noktada paylaşıyor ama zaten şu ana kadar da bolca bunu kullanmış oluyor. Yani dolayısıyla buradaki şey kısmı yani burayı takip etmek zaten önemli ama bu tehdit aktörüyle zaten biz iletişime de geçiyoruz ve hani oradaki ikili ilişkiyi düzgün tuttuğunuzda bu tekniği hiç kimse öğrenmeden öğrenebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde bu da bir diğer case fraud ekiplerinin ilginç bulacağını düşünüyorum. Giyim ürünleri geçerek cash out yapmak yani elindeki işte çalıntı kredi kartıyla elde ettiği bu parayı nakite çevirmekten bahsediyor. Bakın 10-20 gün içinde haftalık 10K gelir elde ediyorum diyor. Gereken şeyler bir tane drop adresi. Şimdi bir de sosyal mühendislik yapacağız diyor. Drop adresinden drop'tan da şu şekilde bahsedeyim. Soru işareti olmasın. Drop dedikleri şey aslında normalde bu ürünü kargoya verdikleri zaman kendi adreslerini yani kendi teslim alan tehdit aktörleri de var. Fakat dropping hizmeti sizin yerinize başka birinin kargoyu alması demek. Yani bunun için bu da ekstra ayrı bir hizmet. Yani bazı tehdit aktörleri diyor ki ben sadece drop yapıyorum. Yani sen git çalıntı kartı, kredi kartıyla bu siparişi geç. Ardından ben gideceğim senin yerine bunu alacağım. Kendi kimliğimi kullanacağım veya sahte bir kimlik kullanacağım diyor. Oradaki kuryeden ben bir şekilde bu ürünü alacağım. Sana ekstra olaraktan bunu kargo olarak göndereceğim. Arada da ben komisyonumu alırım diyor. Dolayısıyla drop ve drop adres dediği şey bu. Dropçuluk dedikleri şey bu. Şimdi burada önemli olan şey diyor ki bakın sosyal mühendislik saldırısının nereden başladığına bakın. İnsanlarla konuşmayı bilmeniz gerekiyor. Çarşıya çıktığınızda etrafta bir sürü giyim ürünleri satan dükkanlar olacaktır. Birisine gidip adamın numarasını isteyip işe koyulun. Düzgün bir dille ona sınırsız bir şekilde herhangi bir yerden ürün temin edebileceğinizi ve 1000 TL'lik ürünü 500-600 TL'den verebileceğinizi anlatın diyor. Ürünler adresine direkt kargolanacak, faturalarını da vereceğim vesaire şeklinde o kişiyi ikna edeceksiniz diyor. Yüksek ihtimal bu fırsatı kaçırmayacak yani herhangi bir esnaf bu fırsatı kaçırmaz diyor. Ve aldığınız bu ürünlerin listelerini, linklerini, bedenlerini öğrenip
400-500 TL'ye geçerek siz çalıntı kredi kartınızla bunları alın, dropçunuza gönderin ve o dropçu bu ürünleri alsın ve daha sonra siz ilk seferde diyor kendiniz tek sefere mahsus olmak için ilk seferde kendiniz gidin, teslim edin ve nakit şekilde paranızı alın diyor. Yani orada bir güven ilişkisi kurmuş oluyor. Yani diyecek satıcı tamam ben bu adam bana bu ürünü getiriyor bir şekilde ben bu adama güvenebilirim diyor. Ve daha sonra siz diyor ki bu işlemi otomatiğe dökün. Yani aldığınız her şeyi direkt dropçunuza gönderin. O da parayı para da şey, esnaf da size parasını IBAN'ınıza aktarsın. Dolayısıyla bu şekilde bir sistem kuruyorlar ve bu uzun süre burayı ne kadar sömürebiliyorsalar sömürüyorlar. Kendileri de tamamen şeyin dışında olmuş oluyorlar. Sadece ekran başında orada sadece bu işi yapmayı yapan kişi oluyorlar. Bakın dediğim gibi bu da yine aynı şekilde muhtemelen zaten kullanamadıkları artık bir metot. Ama bir süre kullandıklarına eminiz. Bu da az önce bahsettiğim konu. Yani dışarıdan da zaten bunları deneme yanılma yoluyla öğrenebiliyorlar. Fakat bazen de firmaların içerisinde bulunan çalışanlar bu verileri iletebiliyorlar. Fraud ekiplerinin özellikle dikkat etmesi gereken ve kendi iç güvenliklerini sağlaması gereken bir konu. Bakın diyor ki dün görüştüğüm herhangi bir yerde çalışan arkadaşım tarafından öğrendiğim bir bilgiyi sizinle aktarıyorum. Şurada diyor bakiye işlemlerinizde 1400 TL üstü siparişlerde ek güvenlik önlemi aldıklarını iletti ve deneme yaptıktan sonra gerçekten doğru olduğunu gördüm. 1400 TL altı cüzdan siparişleri direkt onaylanıyor diyor. Bu tehdit aktörleri için, bu işi yapan tehdit aktörleri için inanılmaz değerli bir bilgi. Çünkü sistemde eğer bunun 1400 TL altında herhangi bir kontrol olmadığını öğrendikleri anda yani 300 TL, 500 TL şeklinde sürekli burayı sömürmeye başlıyorlar. Bu çalıntı kredi kartlarıyla. Dolayısıyla böyle bir bilginin veya böyle bir önlemin bu şekilde içeriden çalışan bir kişinin iletmemesi veya bunun bu şekilde olmaması gerekiyor. Tehdit istihbaratının bize yardım ettiği yer biz de bunu bu şekilde bu arkadaşlar paylaştığında öğreniyoruz ve ilgili firmaya ilettiğimizde bu iki farklı case olarak orada ilerlemeye başlıyor. Çünkü yani bir çalışandan böyle bir verinin sızması, ikincisi böyle bir önlem şey böyle bir önlem artık açığa çıkmış oluyor. Dolayısıyla artık yeni bir önleme de yol açmış oluyor. Bu tarz paylaşımlar da görüyoruz. Bunu özellikle ekledim. Bu tarz paylaşımlarda bazen dediğim gibi gövde gösterisi amacıyla işte ben bu kadarlık vurgun yaptım veya şu kadarlık sipariş geçtim kimsenin ruhu duymadı vesaire gibi paylaşımlar yapılabiliyor. Biz bu tarz elde ettiğimiz verileri yine aynı şekilde firmalara gönderiyoruz. Bazen sipariş yaptıkları ürünler üzerinden, bazen kendileri web sayfasında isim belirtiyorlar. Oralardan yani bu hesaplar tespit edilip bunlarla ilgili önlemler alınabiliyor. Yine aynı şekilde metot yöntem paylaşımlarına devam ediyorum. 5-6 gün önce buna benzer bir konu açmıştım diyor. Bu da yine bir yardım çığlığı aslında. Yani diyor ki ben 2K'lık bir ürün satın alacağım, 2000 TL'lik bir ürün alacağım. Yine aynı şekilde private bir kredi kartım var. İşte elimde işte VPN var. Dropper'ım var. SMS onayı için herhangi bir yerden nasıl bağlantı yapabilirim? Yani burada yakalanmadan bu işi nasıl yapabilirim şeklinde bir yardım çığlığı görüyoruz. Hatta yakalanmamak için de bununla ilgili bir sürü teknik var. Yani bu tarafta işte VPN'de şunu kullanın, bunu yapın, şu şekilde yapın şeklinde yöntemler de görüyoruz. Özellikle bunları ikili ilişkilerde aktarıyorlar. Hep forumlardan örnek verdim. Biraz da bu takip ettiğimiz Telegram ve diğer kanallardan örnek vereyim. Burada da yine aynı şekilde bu satışları görebiliyoruz. Baki yükleme veya fatura ödeme hizmetleri var. Yani çalıntı kredi kartlarıyla özellikle herhangi bir araya bir başka ödeme aracı da koyarak diyelim ki işte sizin 100 TL'lik bir faturanız var. Çalıntı kredi kartıyla sizden 50 TL nakit alıp bu 100 TL'lik faturanızı ödeme hizmeti gibi bir hizmet de sunuyorlar. Burada tabii ki yapmaya çalıştıkları şey çalıntı olan kredi kartından parayı nakite çevirmek, cash out diyorlar. Bunlarla ilgili de yöntemler görüyoruz. Bir diğer metot, bu biraz daha masum görülebilir ama ilginç bir case. Şöyle bahsedeyim. İlk önce 1-2 hafta bekletilmiş bir hesap lazım. Yani bu tarafta bu konu önemli. İlk burada tehdit aktörlerinin hesap oluşturduğu anda sanki bir normal kullanıcı gibi davranmaya çalıştıklarını görüyoruz. Yani fraud ekiplerinin doğrudan dikkat etmesi gereken bir konu. Bir, bu işlerle uğraşan bir tehdit aktörüne ait bir hesapla normal bir kullanıcı birebir aynı görülebilir. Fakat farklılık gösterdikleri anları bu tarz bu case gibi
nokta atışı tespit edilebilmesi gerekiyor. Örneğin diyor ki 10 TL'lik kendi kredi kartından bir şeyler alsan iyi olur. Bunları yaptıysan veya elinde çaldığın içinde daha önce sipariş verilmiş hesap varsa o da olur diyor. Hesap cardable olacaktır ve onda sipariş geçebilirsin. Siparişler gece 1-2'de geçilecek ve sabaha doğru onaylanacaktır. Ama 2 siparişten fazla vurursan iptal yeme olasılığı çok yüksek. Kart olarak şunu ya da şunu kullanman iyi olacaktır. Yani bu tarz hani dediğim gibi 1-2 cümleyle bahsedilen teknikler, daha sonra birisi bir diğer tehdit aktörü geliyor. Burada diyor ki aslında şöyle de yapsan olur veya ekstra olaraktan şunu yaptım ben daha güzel oldu. Kısaca bu yöntemleri önceden tespit edip bu arkadaşlar daha fazla sömürmeden iptal etmek veya ek önlemler almak gerekiyor. Bu da aslında az önce bahsettiğim konulara güzel örneklerden bir tanesi. Bu şekilde isim veriyorlar, kargo koyuyorlar. Dolayısıyla siz burada doğrudan net şekilde bu arkadaşları tespit edebiliyorsunuz. Dediğim gibi bunlar forumlarda paylaşıyorlar ama bir de ekstra olaraktan bu arkadaşların takıldığı VIP kanallar var. Oralarda daha fazla, daha rahat şekilde bunları paylaşıyorlar. Bu da yine aynı şekilde yaptığı bir kredi kartıyla, çalıntı kredi kartıyla yaptığı alışverişi koymuş arkadaş. Ama bütün sayfa vesaire ürünler gözüküyor. Yine aynı şekilde bunları da ilgili firmaya ilettiğinizde bu konuda önlem alabiliyorlar. Bu tehdit aktörü, ben bu işlerden herhangi bir şey anlamıyorum fakat bakın bir tane telefon siparişi geçilmiş. Aslında bu arkadaşları biz incelediğimizde Türkiye ve yurt dışı aslında fark etmiyor. Telefon sipariş geçebiliyorsanız biraz daha ekstra bir iş yapmış oluyorsunuz. Sanki bu işi biraz daha zor görüyorlar. Sanıyorum bu tarz firmalarda, alışveriş firmalarında daha yüksek ücretli ürünlerde ekstra önlemler oluyor. Ama bunları da atlatacak bir şekilde yol bulabiliyorlar. Bu konuyla ilgili bir şeyden bahsediyorum. Shipçi aranıyor, işte herhangi dropper aranıyor, şunu yapacak eleman aranıyor şeklinde paylaşımlar yapılıyor. Mesela e-ticaret firmalarından yaşadığımız kezlerden bir tanesi. Bu tehdit aktörlerinin arasında kendi aralarında oluşturdukları bir hizmet ağı var. Yaptıkları şey şu: bir noktada zaten kartları kullanabiliyorlar. Yani bu çalıntı kartları kullanılabilir hale getiriyorlar. Fakat bir noktada artık şeye dönüşüyor. Yani istedikleri ürünü satın alamıyor hale geliyorlar veya işte nakit çevirmede sıkıntı yaşayabiliyorlar. Bazı diğer tehdit aktörleri de bu durumu fark ediyor ve şunu yapmak istiyorlar. Hatta bunu yapıyorlar ve birkaç kez yakaladık. Herhangi bir e-ticaret firmasında satış yapabilmek için normal, legal bir şekilde satıcı olarak başvuruyorlar. Daha sonra bu forumlarda takıldıkları için zaten olayın her türlü detaylarına sahipler. Diyorlar ki eğer işte tehdit aktörü A olan kişisi diyor ki ben diyor benim şu anda legal olarak bir satıcı hesabım var. Sen bana diyor ki herhangi istediğin bir ürün, işte laptop mu istiyorsun, laptop, bilgisayar mı istiyorsun, bilgisayar, herhangi bir ürüne ihtiyacın varsa bana söyle, ben bunu temin ederim. Sen çalıntı kredi kartıyla geçersin, beraber orada bir işbirliği yaparız. Ben biraz fazla fiyattan, yüksek fiyattan koyarım. Sen de işte onu çalıntı kredi kartıyla geçersin. Hem ben legal para kazanmış olurum, hem senin işin görülmüş olur şeklinde. Case'ler de olabiliyor. Bunları da daha önce yakaladık. O sebepten dolayı bunu da buraya eklemiştim. Yani kendi aralarında da artık bir iş görevlendirme ağı oluşmaya başladı. Bunlar da yine aynı şekilde diğer arkadaşların işte ihtiyaca göre, ürüne göre ne lazımsa şurada %100 kargo iyo demesi aslında %100 kargoya verildiğini söylüyor. İstediğiniz karttan istediğiniz kadar sipariş geçebilirsiniz diyorlar. Bunlar genelde bir noktadan sonra hem firmanın kendisi tarafından hem de bizim gibi istihbarat firmalarının bilgilendirmesiyle engellenebiliyor. Fakat o süreye kadar bu arkadaşlar zaten değerlendirebildiklerini değerlendirebiliyorlar. Günümüz çağının hırsızları diyebiliriz. Bu da yine aynı şekilde drop için kullandığım, yani Aras, yurt içi, şu kargo, bu kargo, %50'den komisyon alırım. Onun dışında burada şey yapabilirim diyor. Size yardımcı olabilirim diyor. Bu konuda özellikle ben çok görüyorum ve dropçıda aradıkları şey genel olarak şu: yani daha çok yakalanmaktan korkmayan ya da yakalandıysa daha önce de yakalanmış, yani artık bu işin biraz psikolojik tarafı ve içinde bulunan durum, yani kişinin içinde bulunduğu durumla alakalı, paraya çok ihtiyacı varsa bu suçu işlerken korkmuyor gibi düşünebilirsiniz. Bu tarz özel yeni hizmetler var. Veya bazıları sadece o kadar işin teknik detaylarına vesaire girmiyorlar. Diyorlar ki ben sadece hat açıyorum. Yani hat açıp hat satıyorum. Dilerseniz ben size 200 TL şu kadar fiyattan, şu kadar şeyle, işte şu özelliği var, bu özelliği var, hat satabilirim diyor. Tabii ki diğer tehdit aktörlerinin işine yarayan tüm ufak tefek işleri yapan kişiler çıkıyor bu şekilde.
Veya diyelim ki hani bazı arkadaşlar da biz burada tehdit aktörlerinde şunu görüyoruz. Bazıları gerçekten bir noktada şeyi anlayabiliyoruz. Yani hemen hemen yeni girmiş, işleri korkarak yapıyor veya işte yaşı küçük şeklinde yorumlayabiliyoruz. Ama bazı arkadaşlar, bazı tehdit aktörleri çok profesyonel çalışıyorlar. Bizim de özellikle hedefimiz olan hani bilgi edinmeye çalıştığımız aktörler bunlar. Bu arkadaşların hemen hemen bir kısmı işte sadece takıldıkları birkaç nokta oluyor. O sebepten dolayı forumlarda bu tarz paylaşımlar yapıyorlar. Ve ufak tefek işlerle uğraşmıyorlar. Daha büyük işlerle uğraşıyorlar ve bu tarz hizmet alabilecekleri, uzun süre çalışabilecekleri kişiler arıyorlar. Bu da onun güzel bir örneği. Bu da yine arkadaşlar mesela daha önce bahsettiğim benzer konulardan bir tanesi. Ön kimlik alımı yapıyorum. Yani kimlik kartının ön kısmını istiyor. Bununla ilgili son paylaşımda bir tane örnek daha göstereceğim. Bu güzel bir örnek bahsetmeye çalıştığım Instagram üzerinde yakaladığımız case'lerden bir tanesi. Instagram üzerinde parayla reklam verilmiş bir hizmet ve adamların yapmak istediği şey sizin kimlik kartınızı almak. Bu kimlik kartıyla bir ödeme sisteminde hesap açılacak ve bunu farklı amaçlarla kullanacaklar. Yani artık forumlarda orada burada bulamıyorlar veya hepsini kullanıyorlar. Artık ellerindeki ve çevrelerindeki bütün hesapları bir şekilde ödeme yönteminin sahibi işte olan firma tespit ediyor, engelletiyor. Fakat bir noktada artık diğer masum insanlardan, daha önce hesap açmamış insanlardan belli bir ücretler karşılığında bunları kiralayacağız şeklinde reklam yapmaya başladılar. Yani artık Instagram'a ve diğer sosyal medya uygulamalarına kadar düştüler bu konularda. Yapmaya çalıştıkları şey, siz burada biraz daha iletişim kurduğunuzda, asıl amaçlarını anlayabiliyorsunuz. Onlar gibi konuştuğunuzda sizi de kendilerinden biri olduğunuzu düşünüp bu konuda size veri paylaşıyorlar. Daha sonra siz bunu bir istihbarata dönüştürebiliyorsunuz. Bu da onlardan bir tanesi. Bu alınan kimlikler daha sonra kredi işte bu ödeme hizmetlerinde hesap olarak açılacak. Daha sonra bunlar onaylatılacak ve yine illegal bahis sitelerinde para transferi için kullanacak ve kullanacak satın yani bu kimliğini kiralayan kişiye de biz sadece para transferi için kullanacağız. Şu ana kadar işte şu kadar kişi kullanıyor. Herhangi bir sorun olmadı gibi. Güven sağlamaya, böyle güven vermeye yönelik paylaşımlar yapıyorlar. Hani biz bakın bizi bu işi Instagram'da bile paylaşıyoruz. Artık hani bu zararlı bir şey değil, kötü bir şey değil gibi yönlendiriyorlar. Bu da tespit ettiğimiz güzel paylaşımlardan bir tanesi. Bu sunumumdaki son slayttı. Eğer varsa ben sorularınızı Q&A kısmından yazabilirsiniz. Bir süre daha bekliyor olacağım. Veya chat kısmından da yazabilirsiniz. Onları cevaplamaya çalışacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki webinarımızda yine görüşmek üzere diyorum.